Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf tarihle birlikteyiz. Avrupa Hunları ve diğer Türk topluluklarını birlikte göreceğiz. Güzel konular yer almakta. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar neler göreceğiz? İlk olarak kavimler göçünü, daha sonrasında kavimler göçünü sonrasında Avrupa'yı titreten Avrupa Hun Devleti'ni ve diğer kurulan Türk devletlerini birlikte ele alacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar kavimler göçü ne? Şimdi biliyorsunuz ki Türk tarihinde arkadaşlar Orta Asya bölgesinde kurulan ilk Türk devleti hangisiydi? Tabii ki Büyük Hun İmparatorluğu ya da Asya Hun Devleti'ydi. Asya Hun Devleti'ne en parlak dönemi kim yaşatacaktı? Mete Han yaşatacaktı. Mete'nin ölümünden sonra arkadaşlar Çinlilerin parçala böl yok et politikası sonrasında Chiyok arkadaşlar Çin'in egemenliği altına girer. Der ki aman der ya kim savaşacak? En iyisi Çinlilerin altına girerim, Çinlilerle birlikte takılırım, hayatımı yaşarım diyor. Ve bunun sonrasında arkadaşlar tabii ki Kiok'tan sonra Çiçi başkan diyor ki Çinlilerin egemenliği altına gireceğime bu diyardan göçmeyi yeğlerim diyecek. Peki kavimler göçünü Türkler mi yaptı? Tabii ki hayır. Kavimler göçünü Türkler tetikledi arkadaşlar. Peki Türkler niye göçmek istedi? Türkler bulundukları yerleri, diyarları niye terk ettiler? Önce bundan bahsedelim. Birincisi şu arkadaşlar. Cihan hakimiyeti düşüncesi. Yani dünyaya hakim olma düşüncesi var. İkinci unsur Çin ve Moğol devleti gibi devletlerin baskıları. Yine nüfusun artışı. Salgın hastalıkların baş göstermesi. Yeni meralar ve otlaklar bulma düşüncesi. Türklerin göç etmesinin en büyük unsurları içerisinde yer almakta. Tabii ki Türkler sadece Avrupa'ya mı gittiler? Hayır. Türkler Kafkas bölgesine gittiler, Sibirya'ya göç ettiler, Hindistan bölgesine gittiler. Ama gitmedikleri tek bir yer var. Orada neresidir dersem Afrika coğrafyası diyeceksiniz. Çünkü adamlar büyük çölleri geçemedikleri için o bölgeye ne yapmıyorlar? Gitmeyecekler. Peki kavimler göçü nasıl oldu? Yani aslında bir nevi domino taşı gibi düşüneceksiniz. Bu dönemde Avrupa'da barbar kavimler var. İşte Vizigotlar, daha sonrasında arkadaşlar Vandallar, arkadaşlar Slavlar, Ostrogotlar, Angarlar, Saksonlar, Franklar gibi topluluklar var. Bu topluluklar Türklerin geldiğini görüyor. Diyor ki eyvah diyor kimler geliyor? Türkler geliyor. Diyor ki eyvah. O zaman ne yapalım biz kaçalım. Aa bunlar kaçmalarıyla birlikte bir domino taşı etkisi yaratmaya başlayacaklar. Ve birbirlerini iteklemeye başlıyorlar. Ve bu dönemde arkadaşlar Avrupa'ya hakim olan büyük bir imparatorluk var. Kim diyeceksiniz? Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu'na artık bu barbar kavimler ne yapmaya başlayacak? Baskı uygulamaya başlıyor. Ve hatırlayın bir şey siz baskı uygularsınız çat diye kaç ayrılır. Tabii ki ikiye Roma'da arkadaşlar batı ve doğu olmak üzere kaç gruba ayrılacak? İki gruba ayrıldı. Peki kavimler göçünün sonuçlarında neler oldu? İlk olarak Doğu Roma İmparatorluğu 395'te doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Aslında doğuyu biliyorsunuz yani bugünkü diye adlandırdığımız derslerde gördünüz Bizans İmparatorluğu. Daha sonrasında bu olay bir çağ açıp bir çağ kapat. Hangi çağ açtı hangi çağ kapattı dersem ilk çağ sona erdi ve Avrupa'nın karanlık çağı diye adlandırdığım orta çağ ne yapılmıştır? Açıldı diyeceğiz. Avrupa'da yine arkadaşlar merkezi krallıklar tamamen ortadan kalkmaya başlayacak. Yani zayıflamaya başlıyor. Hangi sistem ortaya çıkıyor? Feodalite ya da diğer ismine ne diyeceksiniz siz buna? Derebeylik. Ya şimdi derebeylik ya da feodalitenin ne olduğunu soracak olursanız hemen onu da arkadaşlar açıklayayım. Şuraya hemen küçücük bir Türkiye haritası çizmeye çalışıyorum. Bakalım umarım becerebilirim. Resmi tabii ki sizin kadar güzel değil. Ben resminle arandaki sevgiyi istiyorum arkadaşlar. Bakın. Tonguç'la resimdeki aramızdaki sevgiden bahsettik. Şimdi bakın Feodolite dediğim yer buralarda küçük küçük arkadaşlar
şatoların kurulduğunu düşünün. Herkes bu bölgeleri yönetmeye başlıyor. Burada bir merkezi yönetim var mı? Burada bir merkezi yönetim yok. Yani feodalitenin olduğu yerde arkadaşlar merkezi otoriteden ne yapamazsınız? Bahsedemem. Her kafadan ne çıkmaya başlar? Ses çıkmaya başlayacak. Aynı zamanda kilisenin etkisiyle Avrupa'da skolastik düşünce egemen oldu. Şimdi kilise dersem de karıştırma. Bu dönemde Hristiyanlık mezhebi kaça ayrılacak? İkiye ayrılıyor. Ortodoks ve Katolik diyeceksin. Şimdi Avrupalılar arkadaşlar Katolik inancını benimserken Doğu Roma ise arkadaşlar Ortodoks mezhebini benimsemeye başlıyor. Şimdi Ortodoks'u geçtim. Katolik kilisesi Avrupa'da güç kazanmaya başlıyor. Hristiyanlık daha çok yayılmaya başlayacak. Ve bunlar diyorlar ki, kardeşim dünya tepsi şeklindedir. Ve bir boğanın üzerine oturtulmuştur. Eğer boğa diyor kafaları diyor sallarsa dünyada diyor zelzeleler ortaya çıkar. Yani depremler ortaya çıkar. Sizin de şu anda sesinizi duyar gibiyim. Ya saçmalama diyor lan. Saçmalama diyenlere de hemen kilise diyor ki ahanda diyor bunun içine şeytan girmiş. Vallahi da billahi adamın içine şeytan girmiş diyor. Ve aforoz ediyor abi. Dinden çıkarıyor bir anda. Yani ne yapamıyorsun? Sorgulayamıyorsun. Skolastik düşünce şu. Kilisenin öğretilerinin ön plana çıktığı, aynı zamanda arkadaşlar bilimin reddedildiği düşünce yapısına biz skolastik düşünce yapısı diyeceğiz. Abi adamlar çıldırmış. Arkadaşlar, 100 dolar vermeniz karşılığında sizi cennete gönderebilirim. İsterseniz günahlarınızı para karşılığı çıkartabiliriz. Yani tamamen kilise bu şekilde takılmaya başlamış. Deli gibi abi onu bunu sömürmeye başlıyorlar. O zaman siz tamamen aç ve yoksul hale gelmeye başlayacak mısınız Avrupalılar olarak? Evet, aç ve yoksul hale gelmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda bakın barbar kavimlerden bahsettik. Vizigotlar, Vandallar, Slavlar, Ostrogotlar, Angallar, Saksonlar, Franklar gibi topluluklar. Bunlar bir anda kültürel alışveriş yapmaya başlayacaklar ve Avrupa'nın etnik yapısı ortaya çıkmaya başlıyor. Ne bu peki etnik yapı? İşte İngilizler ortaya çıkmış, Almanlar ortaya çıkacak, Fransızlar ortaya çıkıyor, Ruslar ne yaptı? Ortaya çıktı. Yani Avrupa'nın siyasi yapısı arkadaşlar değişmiştir. Şimdi bakın, iki Fransız yan yana geldiğinde der ki, "Juki amukumi subuplekumemes madam." Yani der ki, "Hadi gel birlikte bir şeyler içelim." İki Alman yan yana geldiğinde der ki Wasen Heinz Heinze, yani şunu söyleyecek, hadi gel birlikte fabrika kuralım. İki Türk yan yana geldiğinde diyecek ki hele kardeş gel ne kuralım, devlet kuralım diyecek. Ve kavimler göçünün sonrasında tabii ki Türkler Avrupa'ya Türk kültürü ne yapacak, tanıtacak. Peki Avrupa'ya Türk kültürünü tanıtacağım olay hangisi oluyor? Peki kim diyeceksiniz? Avrupa Hun devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Balamir Kağan önderliğinde Avrupa'ya ilerleyen Avrupa Hun devleti arkadaşlar Macaristan bölgesinde arkadaşlar ilk Türk devletini kuruyor. Ama nerede ilk Türk devleti? Tabii ki Avrupa'da. Çok basit bir teknik. İlk Türk devleti hangisiydi? Asya Hun devleti. Avrupa'ya gidersem ilk kurulacak Avrupa devleti, Avrupa Hun devleti diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Yani dedim ki Avrupa'da kavimler göçünden sonra kurulan ilk Türk devleti olarak kimi bileceksiniz? Avrupa Hun devletini bileceğiz. Peki devletin bilinen ilk kurucusu kimdir dersek Balamir Kağan olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Balamir'den sonra devletin başına Ulduz geçecek. Bakın kim geçmiş? Ulduz geçiyor. Ulduz diyor ki ya diyor canım diyor kebap çekti kardeş diyecek. Kebabı nerede yersiniz peki? Adana'da değil mi? O zaman buradan Adana'ya selam olsun arkadaşlar. O zaman demek ki siz Adana'ya gidebilmek için bir turistik gezi yapmanız gerekiyor. Sana hocan sınavda soru sordu. Dedi ki Avrupa'ya ilk Avrupa'dan Anadolu'ya ilk Türk göçlerini ve Anadolu'da ilk keşifleri kimler gerçekleştirdi dersek Avrupa Hunları gerçekleştirmiştir. Yani hemen diyoruz ki Anadolu'ya ilk Türk akınlarını Avrupa Hunları gerçekleştirdi. Ama sizce ben burayı kalıcı yurt haline getirme gibi bir derdim oldu mu? Hayır. Kalıcı bir yurt haline getirdi dersem de Oğuz Türkleri aklınıza ne yapacak? Gelecek. Şimdi bunlar arkadaşlar kebabı mebabı yiyorlar gidiyorlar. O zaman bunlar Anadolu'yu sadece keşfetmişler. Yani Anadolu yurt yapma gibi bir durumları olmamış. Ulduz hesabı öderken Bizans elçisine şunu söylüyor. Güneşin doğduğu ve battığı yere kadar her yeri
fetih edebilirim diyecek. Peki buradan ne anlam çıkaracaksınız? Doğunun, güneşin doğduğu ve battığı yere kadar her yeri fethederim kelimesinden hemen şu kelimeyi çıkartacağız. Burada Ildız'ın cihan hakimiyeti vurgusunun ön plana çıktığını neyidir? Göstergesidir. Ildız'dan sonra Avrupa'yı tir tir titretecek. Vurma, vurma diyecekleri bir hükümdar ortaya çıkacak. Kim peki dersek? Tanrı'nın da kırbacı diye adlandırdığımız hükümdar Atilla arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Avrupa Hun devletine en parlak neyi yaşatmıştır diyorsunuz? Zamanı ne yaptı? Yaşattı diyeceğiz. Avrupa Hunların arkadaşlar Atilla bir Süper Mario gibi. Hem doğuya hem batıya. Hem doğuya hem batıya. Deli gibi ne düzenliyor arkadaşlar? Seferler düzenlemeye başlayacak. Hatta bu dönemde Doğu Roma üzerine düzenlediği 1. ve 2. Balkan seferlerini düzenliyor. Bizans'ı vergiye bağlamış ve Bizans'ı siyasi üstünlük kurmuştur. Yeri gelmiştir şimdi Batı Roma'ya doğru ilerlerken, Batı Roma'ya ilerleyerken Avrupalılar diyor ki Papa'ya, ya Papa ne yap ne et, şu adama söyle Roma'yı işgal etmesin. Papa Atilla'nın önünde diz çöküyor. Diyor ki, Makalakanta kalakanta Atilla, dilaste de Tanrı'nın kırbacıyı. Yani tabi siz Latince bilmediğiniz için hemen bunu bir açıklayalım. Diyor ki arkadaşlar, ne olursun Atilla Roma'yı fethetme, sana yalvarıyorum Yüce İsa'nın evladı diyor. O da diyor ki tamam, ben diyor ne yapmayacağım, Roma'yı fethetmeyeceğim ama tek bir şartım var. Senin kızınla evleneceğim, bu da sana bedel olacak diyor. Tamam diyor Papa, 40 gün 40 gece düğün düzenleniyor. Ama 41. gün Atilla arkadaşlar zehirlenip hayatını kaybetmiştir. Aslında o yükseliş Atilla'nın ölümüyle birlikte çöküşü göstermeye başlayacak. Atilla öldükten sonra devlette deli gibi taht kavgaları başlayacak. Ve bu taht kavgaları sonrasında arkadaşlar devlet Avrupalı kavimlerin içerisinde eriyerek yok olup gitmiştir. Peki başka neler olmuştur? Atilla arkadaşlar Bizans'a yapılan seferler sonrası, yani 1. ve 2. Balkan seferi sonrası Margus Anlaşması ve Antorius Anlaşması imzalamış ve siyasi ne sağlayacak? Üstünlük sağlayacak. Ama hatırlayın Atilla öldü. Atilla'dan sonra İlek, İrnek ve Dengizlik gibi arkadaşlar hükümdarlar başa geçse de devlet dediğimiz gibi çok da fazla uzun ömürlü olmayacak. Ve böyle Avrupa Hunları tabii ki Avrupa'ya medeniyeti de getirecek. Pantolon, ceket giyme, at koşum takımları kullanma ve orduda onluk sistem gibi konuları Avrupa kültürünü ne yapmıştır? Tanıtmıştır diyeceksiniz. Peki niye Avrupa Hunları Avrupalıların içerisinde asimile oldular? Kendi benliklerini koruyamadılar diye sana soru gelirse ne diyeceksin peki? Hemen şunu söyleyeceksin. Kardeşim sen nereden geldin? Orta Asya'dan. O zaman senin kalıcı olabilmen için sürekli Asya'dan neylerle beslenmen gerekiyor? Göçlerle beslenmen gerekiyor. Lakin bu göçler ne yapmıyor sana bir türlü? Gelmeyecek. Bu da devleti arkadaşlar kavimlerin içerisinde fazla dayanamayıp asimile olmasına ne yapmıştır? Sebep oldu diyeceğiz. Geldim şimdi diğer Türk topluluklarından bahsedeceğiz. Avarlar ya da diğer ismine Juan, Juanlar diyeceksiniz. Bakın Juan, Juan'ı kim söylüyor? Çinliler. Avarları ise kim söylemiştir dersen Bizanslılar söyleyecek. O zaman hemen yorum yapalım arkadaşlar. Bu adamlar hem Asya'da hem de Avrupa'da ne kurmuşlardır? Devlet kurmuşlardır. Şimdi arkadaşlar Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmeye zorlayan arkadaşlar neden ise Göktürklerde Bumin Kağan Avar devletini yıkması ve 1. Göktürk devletini kurması Avarların Avrupa'ya doğru göçmesini ve Avrupa'da bir devlet kurmasını sağlayacak. Bayan Han önderliğinde Avrupa'da devlet kuran arkadaşlar imparatorluk Bayan Han geçerken bir boğazı görüyor. Aman tanrım dedim diyor. Ya ne kadar güzel bir şehir diyecek. Neresi için söyleyecek bu boğazın olduğu yer? İstanbul için değil mi? Keşke benim olsa diyor. Peki sizin keşke benim olması için İstanbul'u ne yapmam lazım? Fetih etmem gerekiyor değil mi? Peki şöyle geçmişe dön. Derslerini hatırla. Videoları hatırla. Bugüne kadar İstanbul'u kuşatan bir Türk devleti var mıydı arkadaşlar? Yoktu. O yüzden de Avarlar için şunu söylüyorsunuz. İstanbul'u kuşatan ilk Türk arkadaşlar topluluğudur. Tabii ki
Bizans'taki arkadaşlar, Ortodokslar vermişler hacı, vermişler kutsalı. Demişler ki bayan ha ne yapıyor bunlar kardeşim? Bunlar hangi dinle uğraşıyorlar? Anlatıyorlar Hristiyanlar diyorlar vesaire vesaire. İyiymiş ya o zaman diyor. Biz hangi dine geçelim? Hristiyanlığa geçelim diyor. Peki yeni geçmişe dön. Bugüne kadar Hristiyanlığı kabul eden bir ilk Türk devleti var mıydı? Hayır yoktu. O yüzden de Avarlar için şunu söyleyeceksin. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi o zaman demek ki arkadaşlar bunlar Hristiyanlığı kabul ettiler ve hemen şunu söyleyeceğim bir püf nokta. Nerede görürsen gör, ister yazılıda gör, ister teste gör ama şunu kafana kazı ve unutma. Nedir dersek, eğer bir Türk topluluğu ya da devleti Hristiyanlığı kabul ediyorsa diyeceksin ki kendi benliğini ne yapmıştır? Kaybetti olarak ne yapacağız? Kollayacaksınız. Hangisi olursa olsun. Kendi benliğini ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Sonrasında arkadaşlar Avrupa'ya üzengi yapımını ve süvari kılıcını ne yapmışlardır? Tanıttılar diyeceksiniz Avarlar için ya da diğer isimle Juganlar diyeceğiz. Geldim Bulgarlara. Bulgarlar 6. yüzyılın sonlarında Kubrat liderliğinde Büyük Bulgar Devleti'ni kuruyorlar. Büyük Bulgar Devleti'ne de nereyi kuşatmak yakışır? İstanbul'u kuşatmak yakışır. O yüzden de şunu söyleyeceksiniz. İstanbul'u arkadaşlar kuşatan kaçıncı Türk Devleti oldu? İkinci Türk Devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Tekrar söyleyeceğiz. İstanbul'u kuşatan ikinci Türk Devleti olarak bilmem lazım. Bulgarlar yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra kaça ayrılıyorlar? İkiye ayrılacaklar. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları diyeceksiniz. Tuna Bulgarları 864'te Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. Sesli bir şekilde yorumla. Eğer Hristiyanlığı kabul ettiyse ne diyecektim ben buraya? Hemen yapıştır. Kendi benliğini ne yaptı? Kaybetti dedim. Geldim. Aynı zamanda unutmuyorsunuz. Bunlar zaman içerisinde Slavlaşmaya başlayacaklar. Ve diyeceksin ki Çar ünvanını kullanan yine ilk Türk arkadaşlar topluluklarından bir tanesi olarak bilmeksin. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı kabul edince İtil Bulgarları diyor ki onlar hayırdır Hristiyanlığı kabul ediyorsa ben de İslamiyet'i kabul ediyorum diyor. O yüzden de İtil Bulgarlar için şunu söyleyeceksiniz. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi kulağını aç ve beni iyi dinle. Şimdi sana 3 tane soru gelebilir Müslümanlıkla ilgili. Eğer İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletini sorarsa sana İtil Bulgarları diyeceksin. Orta Asya'da bölgesinde İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti diye sorarsa Karahanlı diyeceksin. Ama İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu diye sorarsa da aklına Karluklular ne yapsın arkadaşlar? Gelsin diyeceksin. Geldim devam ettim. Aa ne tesadüf. Bakın burada da Karluklularımız varmış. Karluklar için ne söyleyeceksiniz? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk neyidir? Topluluğudur. Aynı zamanda 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasında etkili olmuş ve Orta Asya bölgesinde Karahanlıların kurulmasına da tabii ki öncülük yapacaklar. Yine geldik. Türk işlerin siyasi varlıklarına son verecekler ve Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğudur. Yani biliyorsunuz ki Orta Çağ damgasını vurmuş ki bunun öncesinde derslerimizde de işledik. Orta Çağ'da dünyayı işlemiştik. O döneme damgasını vuran büyük bir imparatorluk. O yüzden de Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu da Karluklar olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Geldim Kıpçaklar ya da Kumanlar. Türklerin en yakışıklı boyu olduğu söyleniyor. Ya ne hocam ne alaka? Biz daha yakışıklıyız dediğinizi duyar gibiyim. E tabii ki kardeşim siz daha yakışıklısınız. Nedir peki? Niye böyle bir şey söylemişler? Türklerin genelde Kıpçaklar sarışın ve mavi gözlü olduğu söyleniyor. Boncuk boncuk. O yüzden de arkadaşlar Türklerin en yakışıklı boyu olduğu söylenmekte. İleri derecede savaşçı olarak bilinen Türk topluluğudur arkadaşlar Kıpçaklar. Aynı zamanda elit adamlar. Nereden anlıyoruz? Codex Comeox adında arkadaşlar bir ne hazırlamışlardır? Sözlük
hazırlayacaklar bu dönemde. Şimdi bu adamlar Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler, Oğuzların destanı ya da hikayeleri diye adlandırdığımız Dede Korkut hikayelerinde de ne yapmışlar? Yerlerini almışlardır. Yine Ruslarla yaptığı Igor destanında da yine mücadeleleri Kıpçakların anlatılmaktadır diyoruz. Gelin peçenekler. Peçeneksiz, beceriksiz arkadaşlar. Hemen şöyle söyleyeceğim. Devlet kuramamış tek Türk neyi diyebilirsiniz? Topluluğu diyebileceğim. Peki ne yapmışlar? Ya demişler, kim devlet kuracak ya? SGK'sı var, maaşı var, yemeği var, ticket'ı var diyor. O yüzden de kimle uğraşalım biz diyor. Gidelim Bizans'ta paralı askerlik yapalım. O yüzden de arkadaşlar Bizans ordusuna ücretli askerlik yapıyorlar. Daha sonrasında Anadolu'nun kapılarını open the door diyerek açmaya çalışan Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarına dayanır. Kapılarına dayandıktan sonra peçenekler Bizans'ta paralı askerlik yapmaktadır. Şöyle peçenekler bir bakar, der ki kardeşim bunlar bizim akrabalarımız. Var mıdır bizim akrabamıza kılıç sallamak? Yoktur diyerek Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirerek arkadaşlar Büyük Selçuklu'nun safına geçmiş ve böylece savaşı Türklerin kazanmasını sağlayarak Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlamışlardır. Geldim Türgişler ya da Türgeçler de diyebilirsiniz. Orta Asya'da yerleşik hayata geçen ikinci arkadaşlar Türk neyidir diyorsunuz? Devleti olarak bileceğim. Bak tekrar söylüyorum. Orta Asya'da yerleşik hayata geçen ikinci Türk devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Devletin asli kurucusu kimdir dersem Bagat Arkan'dır. Arkadaşlar Bagat Arkan diyor ki neden diyor benim bir param yok? Neden bu paranın üstünde benim resmim yok? Resmedilmedim diyor. O yüzden de unutmuyorsunuz. Türk devletlerinde kendi adına para bastıran ilk Türk devleti Türgişlerdir. Soruyu değiştirdim. Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı kimdir diye sana sorarsa da bu sefer de Baga Tarkan diyeceğim. Şimdi bu dönemde Sulu Kağan'ımız var. Sulu Kağan döneminde arkadaşlar Emevilerle ne yapılıyor? Savaşlar yapıyor. Çünkü Emeviler Orta Asya'da neyi yaymak isteyecekler? İslamiyet'i yaymak isteyecekler ve Türgişler arkadaşlar Emevileri yenecekler ve bunun üzerine Orta Asya bölgesinde İslamiyet'in yayılmasını bir süre ne yaptı Türgişler? Engellediler diyoruz. Geldim Macarlara. Macarlar aslında bir nevi kendilerini arkadaşlar kimin devamı olarak saymaktadırlar? Avrupa Hunlarının devamı olarak saymaktadırlar. Hatta İngilizce arkadaşlar biz bunlara Hungary diye adlandırırız. Yani Hungary, bakın Hun kelimesini ne yapıyorsunuz? Görmektesiniz. Hatta bunlar dünyada ilk arkadaşlar Türkoloji Enstitüsü'nü ne yapmışlardır? Kurmuşlardır. Ya diyorlar ki biz diyor Türkler gibi de davranıyoruz. Türkler gibi içiyoruz. Türkler gibi yiyoruz. Bunu bir araştıralım diyorlar. Ve Türk dünyasında arkadaşlar ilk Türkoloji Enstitüsü'nü nereye açmışlardır? Budapeşte bölgesine ne yaptılar? Açtılar diyeceğiz. Geldim Oğuzlar. Türklerin en kalabalık neyidir diyorsunuz? Boyudur. Kaç tane boydan bahsedeceğiz? 24 tane Oğuz boyu. Bunların en önemlisi arkadaşlar kimdir dersek? Kınık ve arkadaşlar kayı boyu olarak ne yapacağız bileceğiz. Peki niye kınıkla kayı boyu önemli bizim için? Kınık boyu Büyük Selçuklu'yu, kayı boyu ise Osmanlı İmparatorluğu'nu ne yaptı? Kurdu. Hatta unutmuyorsunuz 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar için Türkmen kelimesini kullanacağım. Ama Hristiyanlığı kabul eden Oğuzlar için ise Us kelimesini Bizans ne yapmıştır? Kullandı diyoruz. Şimdi arkadaşlar güzel konuları ele aldık. Diğer Türk topluluklarını, kavimler göçünü ve Avrupa Hun İmparatorluğunu işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere ama her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.